Biz gelince herkesi yargılayacağız. Şimdiden bize dara ağaçlarını gösterin. Gel bakayım. Gel bakayım gelebiliyorsan. Biz yargılamaktan korkan insanlar olsak bu yola çıkmaz yahu. Bizi 20 senedir öyle tehdit edenleri hep gördük. Ama biz 20 yıldır yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra da tehditlere ve tehdit edenlere rağmen yolumuza devam edeceğiz. Peki bir ülkenin iktidarına talip olanların ağzı mafya ağzı gibi mi olmalı? Burası bir hukuk devleti değil mi? Hukuk devleti ise insanları tehdit etmenin ne alemi var? Tehdit ediyor. Memurları şu tarihten sonra şöyle şöyle iş yaparsanız başınıza geleceklerden siz sorumlusunuz. Çiftçiyi tehdit ediyor niye AK Parti'ye oy verdiniz diye. Önüne geleni daha milletin oyuna ihtiyacı varken tehdit ediyorlar. Bir de bunların size ihtiyacı olmasa o zaman varın görün CHP zihniyeti nasıl bir zihniyet bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak. Biz gelirsek diyor falan falan gazetelerin kapısına şimdiden kilit vuracağız diyor. Öte yandan da hukuk devletinden bahsediyorlar. Böyle bir şey olur mu? Şimdi daha ilerisini söylüyorlar. Hakimler, savcılar kendi lehlerine bir karar verdiğinde onları Ankara'da, İstanbul'da hakim ve savcı var diye müstesna ediyorlar. Kendi aleyhlerine bir karar çıktığı zaman da sarayın savcısı, sarayın hakimi diye hakaret ediyorlar. Yetmiyor tehdit ediyorlar. Bizim lehimize karar verenleri gelince şöyle ödüllendireceğiz, aleyhimize karar verenleri de şöyle tezzi edeceğiz şeklinde laflarının altından okuduğunuzda bu anlam çıkacak cümleler kuruyorlar. Hani adalet, hani hukuk, hani yargı bağımsızlığı şimdiden yargıya, adalete, hukuka nasıl müdahale edeceklerini açıklıyorlar.